Evet arkadaşlar merhaba. Güzel bir çarpanlara ayırma sorusuyla karşınızdayım. Bu tarz çarpanlara ayırma sorusunda 4 tane ifade görüyorsan bu 4 tane ifadeyi mutlaka ikişerli ikişerli ayıracaksın. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bak yukarıda 4 tane ifade var görüyor musun? Bu 4 tane ifadeyi ikişerli ikişerli ayıracağım. Genelde de bu tarz sorularda muhtemelen yan yanadır diye düşünüyorum. Hemen şunu söyleyebilirsin. Şu arkadaşları bir bütün düşüneyim. Şu arkadaşları bir bütün düşüneyim. Ve fark ettiysen ilk 2 ifadede A'lar ortak. Bak A parantezini alıyorum. A kareden A'yı alırsan sadece bir tane A kalır. Burada A çarpı B'den A'yı alırsan sadece bir tane B kalır. Artı bakın burada birinci ifadeyi yani birinci ikiliyi ne yaptım? A parantezine aldım. A artı B'yi yakaladım. Burada da görüyorsun bak A artı B var zaten. Sen aynı şekilde A artı B'yi getirip buraya yazabilirsin. Tamam bebeğim? Bak çok basit. Devam ediyorum. Aşağıda neyimiz var? Aşağıda da A artı B'miz var. Çarpı. Şimdi yukarıda sağ tarafa baktığında iki kare farkı var. İki kare farkından dolayı sen ne yaparsın? Bir eksili bir artılı yazıp çarparsın. Yani şöyle yazıyorum bak. A eksi B çarpı A artı B şeklinde getirip yazdım. Aşağıda bölü. Şimdi bu aşağıda da 4 ifade var. Ne yapacağız? 4 ifade gördüğümüzde demek ki ne yapacakmışız? İkili ikili eşleştirip yazacağız. Yine aynı şekilde ilk ikisini bütün gibi düşünürsün. Aha da baktın ne gördün? A'lar ortak. A parantezine aldın. A parantezine aldığın zaman A kareden A'yı alırsan A kalır. A çarpı B'den A'yı alırsan B kalır. Ama arada eksi var. Artı aha da burada neyi gördün? Bak yine A eksi B bir bütün. Bunu da aynı şekilde yaz. Hemen artık şunu söyleyebilirsin. Hocam yukarıda burada A artı B'ler ortak. Yukarısını A artı B parantezine alıyorum. Şimdi öğrencinin en fazla karıştırdığı yer burası. A artı B parantezine aldığında şunu göreceksin. A artı B gitti. A artı B gitti. Birincisinden A kaldı. Artı ikincisinde bir şey kalmadı. Ortak paranteze alırken bir şey kalmazsa 1 yazarsın. Yani ben getirip buraya 1 yazacağım. Bölü aşağıda neyimiz var? A artı B'miz. Mükemmel ilerliyoruz. Yan tarafa geldik. Yine A eksi B çarpı A artı B'yi aynı şekilde yazıyorum. Bölü. Bir de baktım ki aşağıda A eksi B'ler ortak. A eksi B parantezine alıyorum. Ne gördüm hemen? Birincisinde A kaldı. İkincisinde bir şey kalmadı. Bir şey kalmadığı zaman ne yapıyorsun tatlım? 1 yazıyorsun. Hemen getirip 1 yazdım. Tabi arada artı işlemi var. Hemen sadeleştirme işlemine geçelim. Maviş kalemimizle. A artı B'ler sadeleşti. A eksi B'ler sadeleşti. Tamamı çarpım durumunda olduğu için burada A artı 1'ler de sadeleşir. Elinde en son yukarıda ne kaldı? A artı B kaldı. Aşağıda ne kaldı? Aşağıda bir şey kalmadı. 1 yazarsın. Ve A artı B bölü 1'den ne gelir? A artı B gelir. Aşağıda A artı B kaldığı zaman yine cevap A artı B diyor. Olmaz. Yukarıda A artı B varsa yukarıda A artı B'yi direkt yazabilirsin. Ama aşağıda A artı B varsa cevap A artı B olmaz. Bu da dipnot olsun. Yani cevabımız ne oldu? Yani cevabımız A artı B geldi. Cevap ne geldi? Deniz ışıkı geldi. Bu tarz soruları devamı için mutlaka beğenmeyi, abone olmayı unutma. Güzel yorumlarda atarsan sevinirim. Hepinizi öpüyorum mucuk mucuk. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.